Evet, merhaba. Şu anda Fırat Üniversitesi'nde, Elazığ'da Fırat Üniversitesi için ACM kulübünün düzenlemiş olduğu bir programdayız. Programın ismi neydi bu arada? Genel kurulu. 4. ACM Genel Kurulu'ndayız. Davet etti arkadaşlarımız. Çok nazikler. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Birazcık üniversitede gezdik. Gayet güzel bir üniversite. Bu arada havası çok iyi. Oldukça güzel bir hava var dışarıda. Ve 3 arkadaşımız, şimdi birazdan onları ben de tanıyacağım. 3 arkadaşımızla beraber soru cevap videosu çekelim. Buraya kadar gelmişken dedik. Burada neler soruluyor, neler merak ediliyor. Onları ben de merak ediyorum. Şimdi sorularını soracaklar. Ben de bilebildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışacağım. Bilmediğim soruları pas diyebilirim, değil mi? Tamam, peki. Evet, buyurun arkadaşlar. Hem sizi tanıyalım hem de sorunuzu alalım. Ben başlayayım. Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde okuyorum. 4. sınıf öğrencisiyim. İsim? İsim Sinan Özer. Şimdi öncelikle hocam, her öğrencide olduğu gibi yani son aşamaya geldik. Mezun olacağız. Ama herkesin korkusu aynı. Mezun olduktan sonra nasıl, ilk olarak yapmamız gereken şey ne? Kendimizi geliştirme açısından daha ilerilere nasıl gidebiliriz? Yani ben gerçekten sizi internette sürekli araştırıyorum. İdol olarak gerçekten görebileceğim bir kişisiniz. Estağfurullah. Hani şimdi, bizim ilk olarak yapmamız gerekenler hakkında böyle bir bilgilendirebilirseniz. Şimdi şöyle, aslında mezuniyetten sonra bunu düşünmemek lazım. Yani mezuniyetten çok önce bununla ilgili biraz hazırlık yapmak lazım. Bunu hep söylüyoruz. Çalışmak lazım, staj yapmak lazım, bir proje olması lazım arkada. Ama mezuniyetten sonra nelerle başlanabilir diye sorarsak... Şimdi burada birkaç tane strateji var. Birisi mesela akademiye devam etmek olabilir. Onun için yapılacak şey yüksek lisans iyi bir yerde. Hatta mümkünse yurt dışında. İyi ülkelerden birisinde, tabii yurt dışı derken yurt dışı çok geniş bir alan. Herhangi bir yerinde değil de iyi ülkelerde devam edilebilir. Piyasayı hedefliyorsanız piyasada gidebileceğiniz birkaç alternatif var. İşte yazılım geliştiricisi olarak devam etmek istiyorsanız onunla ilgili piyasayı biraz araştırıp hangi konuda ilerleyebileceğinize karar verip mesela dil seçimi yapabilirsiniz. İşte Java olabilir, C Sharp olabilir, PHP kodcusu bile olabilirsiniz. Geçenlerde Delphi ile ilgili bir videoda değindik. Delphi'nin çok iyi olduğunu iddia edenler de var. Delphi'de de kariyer yapabilirsiniz. O kişiler alınmasınlar. Ama ben gene tabii bizim boynumuzun borcu Delphi'nin şu an piyasasının giderek daraldığını ve küçüldüğünü söyleyeyim. Ama genel olarak Türkiye'deki piyasa işte Microsoft teknolojileri, .NET, MSSQL ve Java teknolojileri üzerinde yaygın durumda. PHP de tabii hatır sayılır bir miktarda var. Böyle bir developer yolu olabilir. System admin olabilir. Yani sistem yöneticiliği olabilir. Bunun devamında güvenlik olabilir. Değişik alanlarda ilerleyebilirsiniz. Bu konularda kendinizi geliştirmek için yapılacak en güzel şeylerden birisi de işe girmektir. Çünkü piyasanın bir sürü bilinmeyen yanı, öğrenci için bilinmeyen yanı, üniversitedeki insanlar için bilinmeyen yanı vardır. Bunları da sadece piyasada öğrenebilirsiniz. Yani iş görüşmesi nasıl yapılır, insanlarla iletişim nasıl kurulur, üstüyle altıyla nasıl iletişim kurulur, proje nasıl yönetilir, projede başarı kriterleri nelerdir gibi bir sürü şey sayabilirim size. Bunlar da piyasada öğrenilir. Dolayısıyla birazcık piyasaya girmeniz ve bir an önce girmeniz sizin eğitiminiz açısından, kendinizi geliştirmeniz açısından en doğru stratejidir diyebilirim. Bilmiyorum cevap oldum ama soru o muydu? Peki. Teşekkür ediyoruz. Halil Güler, bilgisayar mühendisliğinde 1. sınıf öğrencisiyim. Hoş geldiniz aramıza. Neye uğradığınızı şaşırmışsınızdır şimdi. Yani gelmeden önce biraz araştırmıştım gerçi ama hani yine bilinçli tercih yani sizinki. Evet. Tamam. Çocukluğumdan beri zaten istediğim bölümdü. Niye? Oyun mu oynuyordunuz çok fazla? Yok, hani genelde bilgisayar beni kendini çekiyordu. Hani başka işlerle uğraşmaktansa bilgisayarla uğraşmayı çok daha seviyordum. Öncelikle sorum şimdi 1. sınıf öğrencisiyim, çok toyum bu şeylerde. Kendimi geliştirmek için ne yapmam gerekiyor? Hani okulla birlikte, yürütmekle beraber. Ben 1. sınıftayken 1. sınıfın sonundan itibaren çalışıyordum. Çalışma şeklimde şöyle oldu. Notlarım çok iyiydi. Üniversite beni bir staja yönlendirdi. Oradaki staj yaparken de iş teklifi aldım ve bu şekilde başladım. Şimdi bunlar hep stratejiler. Yani mesela üniversitedeki not ortalamanızın iyi olması için oynayabilirsiniz. Çünkü herhangi bir iş teklifi, herhangi bir staj durumunda firmaların bakabileceği en kritik nokta sizin not ortalamanız. Sizin böyle çalışmış, geçmiş proje deneyimleriniz, yöneticilik deneyimleriniz olmadığı için neye bakacaklar? Not ortalamanıza bakacaklar. Not ortalamanız ne kadar yüksekse o kadar daha cazip bir aday haline geliyorsunuz. Dolayısıyla belki 1. sınıfta oynanabilecek en doğru strateji not ortalamasını oynamaktır. Çünkü daha henüz iş teklifi alabileceğiniz veya bir firmaya girdiğinizde fayda sağlayabileceğiniz bir bilgi birikiminiz yok. Ve tabii şunu da söylemek lazım. Bizim bilgisayar mühendisliğinde böyle 1. sınıftan itibaren son sınıfa kadar zincirleme reaksiyon şeklinde devam eden ders silsilesi var. Nedir? Programlamaya giriş, Muhtemelen sizin programı bilmiyorum ama 1. sınıfta muhtemelen sizin de böyle bir ders vardır. O derse iyice asılmanız, iyice öğrenmeniz, mümkünse bununla ilgili birkaç kitabı bitirmeniz, baştan sona okuyup bütün sorularını çözmeniz şeklinde çok büyük fayda sağlar ileride. Çünkü her yeni bilgi onun üstüne inşa edilecek ve açık kalan her nokta ileride büyüyerek size bir problem olarak dönüşecek. Yani burada öğrenemediğiniz bir konu, mesela dosyalama ile ilgili bir konuda eksik var diyelim, o ileride Data Structures'ta, File Organizations'ta, Database'de giderek büyüyen bir delik haline dönüşecek. O yüzden onu tam kapatmanız, bütün eksikleriyle çözmeniz ve not ortalamanızı yükseltmeniz 1. sınıfta yeni başlayan arkadaşlar için, sıfır daha başladık üniversiteye ne yapacağız diye soran arkadaşlar için en doğru stratejidir benim görüşüm. Bunun yanında yavaş yavaş da piyasaya biraz bakın, iş ilanlarına bakın, kimler aranıyor, neler aranıyor. Bu da sizin hem staj için hem ders seçimi önümüzdeki yıllarda hem de hangi dersleri daha önemli olacağı, proje seçimleri için size fikir vermeye başlar. Yani ben... İşte baktım piyasada veri tabanı bilmek lazımmış SQL. Demek ki bu önemli. Bununla ilgili ben ne yapabilirim, ne öğrenebilirim? İşte Android programlama istiyorlar. Bu önemliymiş. Hatta belki şimdiden bile bir şeyler yazabilir miyim? Gibi sorularla kendinizi biraz da piyasayı tanıma süreci bu çünkü. Böyle bir öğrenme süreci vardır insanların. Siz de yavaş yavaş burayı öğreniyorsunuz. Bu dünyayı öğreniyorsunuz. Lisedeyken belki hiçbir bilginiz yoktu. Şimdi yeni bir dünyaya ilk kez adım attınız. Burada gözünüzü açtınız. Şimdi burayı öğrenmek için de piyasayı takip etmek önemli bir şey. Derslere bakın. Ben birinci sınıftayken 2. sınıftaki derslere girip önden izlemiştim mesela. Neler anlatılıyor diye merak edip Data Structures dersini kayıt olmadığım halde bir dönem öncesinden girip Data Structures dersini izlemiştim. Böyle şeyler yapabilirsiniz. Önceden dersleri takip edebilirsiniz. Bunlar başarınızı da arttırır. Not ortalamanızı da arttırır. Ve bir yandan da tabii dediğim gibi sağa sola piyasaya, üst sınıfların tavsiyelerini alın. Yanınızda oturuyor 4. sınıf öğrencisi. Gidip bir tanıştınız mı bilmiyorum, hiç sordunuz mu? Gidin sorun. Neler, hangi mesela böyle hocaların evrensel zorluk katsayıları vardır. Her hocanın farklı zorlukları vardır. Onları öğrenin. Üniversitede bir yandan öğrenmeniz gerekiyor. Onlara hangileri daha önemlidir bizim bölümde? Bunları sorun. Yavaş yavaş bu dünyayı ne kadar keşfederseniz, ne kadar çok şey öğrenirseniz geminizi o kadar daha hızlı, daha hedefe yönelik ilerletme şansınız olur. Bilmiyorum cevap oldu mu? Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Buyurun.